Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izli dersimizde el hamisu mu'tel fiillerin 5. kısmında kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Bir önceki derste e, fiillerin 4. kısmını okumuştuk. 4. kısmı hem aynel fiil hem de lamel fiili yani fiilin aynel fiil kısmı ve lamel fiili kısmı İlletli olan fiilleri işlemiştik ve bunlara lefiful makrun söyleniyordu. Bu dersimizde de mu'tellul fay ve lami. Faul fiil ve lamel fiili. Yani aynel fiili sahih kalıp faul fiil ve lamel fiili illetli olan, motel olan fiilleri işleyeceğiz. Ve yukarı söylenir lehu ona lefiful mefruk söylenir. Bakın dikkat edin. Eğer aynel fiil ve lamel fiil illetli olup da faul fiil sahih kalırsa buna lefiful makrun. Fakat Aynel fiili sağlam kalıp da faul fiil ve lamel fiil illetli olursa da buna da lefiful mefruk söyleniyor. Ve <tık> tekulü sen söylersin veka yeki. Veka muhafaza ettik Korudu manasında da ise yine koruyor manasındadır. Şimdi kardeşler dikkat edin burada vav harfi aslında vaka'daki burada vav harfi hazf olmuş. Niye burada hazf olmuş? Sebebi ne? Daha önceki derslerimizde işlemiştik. Mesela misal fiil kısmında işlemiştik. İlk harfi eğer bir fiilin ilk harfi illetli olup da yef'ilu vezninde gelirse. Bakın bunun aslında burada yakinin aslı yevkiyudur. Yevkiyu. Bakın tıpkı yef'ilu veznindedir. Yef'ilu vezninde gelirse oradaki vav harfi hazf oluyordu fiili muzaride ve yekiyu şeklinde kalmış oluyor. Yekiyu e, yanın üzerinde de damme ağır geldiği için ya harfi de hazf Yeki kalmış oldu. Unutmayın Yakinin aslı yevkiyudur. Vak, e, burada ise çekimini anlatıyor. Vaka, vakaya, vakav. Bu, burada olan yerallerin hepsi ke rame'' Rama'ya ramu. Biz rama'yı işlerken. Burada hangi şeyleri zikretmişsek. Mesela bu rameyu idi. Rameyu idi. Yanın üzerine damla ağır geldiği için hasfettik. Ya ve vav bu ikisi iltikay sakinin oldu. Yani iki tane sakin harf yan yana geldi. Ya harfini hazp ettik. Ramev kalmış oldu. Yani burada biz rame, rameye, ramev bunları anlatırken, rame fiilini anlatırken ne kural zikretmişsek veka, vekaya, vekav bunun çekiminde de aynı şey geçerlidir. Veka, yeki, yeki yani yekune yeki yunedir aslında. Oradaki ya harfi iltikai sakinliğinden dolayı has olmuştur. Bu da Yermi, Yermiyani, Yermune gibidir. Yani tıpkı bunun gibidir. Biz bunda ne kurallar zikretmişsek daha önceki derslerimizde. Aynı şey Vaka içinde, Vaka fiili içinde geçerlidir. Şimdi kardeşler dikkat edin. Biz sürekli geçmişe atıp yapıyoruz. Ben bunu sürekli söylüyorum, yine söylüyorum. Bizler yeni bir dersi öğrendikten sonra geçmişi unutma, geçmişi geçmişte bırakma gibi bir lüksümüz yok Arapça öğrenirken kesinlikle biz her yeni dersi öğrenirken o yeni dersi öğrendikten sonra diğer bir dersi öğrenmeden önce en baştan öğrendiğimiz yere kadar o dersi tekrar etmemiz lazım ki sonra yeni dersi alabilelim. Yani bu şekilde çalışırsanız hem geçmişi unutmamış olursunuz hem de bakın mesela biz burada geçmişe atıf yaptık. Eğer bir kimse geçmişi tekrar etmezse rama fiilinde mesela. Rama, rama ya rama. Burada hangi kuralların cereyan ettiğini, hangi iyiallerlerin olduğunu bilemez. Ama tekrar eden kişi bildiği için burada vaka fiilinde yeni konuyu da çözmüş olacaktır. Ve fil emri. Sen emirde söylersin. Emir kalımda qi söylersin. Niye qi? Qi aslında tevqiyudan bina ediliyor. Dikkat edin. Tevqiyu. tevqiyu. Yani bunun en altına gittiğimizde tevkiyu. Şimdi oradaki Fiil muzaride vav harfi hazf ediliyordu. Hatırlayın yef ilu kalıbında olduğu için yani tekiyu olmuş oldu. Tekiyu. Şimdi ben tekiyu emir kalıbına sokacağım zaman orada ta harfini atıyorum. Gı kalmış oluyor. Gıyu. O ya harfini de cezimliyorum. Hatırlayın la merfiili illetli olup da cezimlenirse o cezim alameti olarak ya, ya harfi tamamıyla ortadan kalkıyordu. O ya harfi de gidince sadece gı ortada kalmış oldu. Ki muhafaza et manasındadır. Diyor ki feyesiru oldu dönüştü. Ala üzerine harfin vahidin. Bir harf üzerine kalmış oldu. Bir harf üzerine olmuş oldu bu kaf. Bu ki harfi. Ve yelzem muhu lazım gelir el -hau, ha harfi fil vakfi. Vakıfta vakıfta ha harfi lazım gelir diyor. Şimdi kardeşler vakıf şudur. Örnek veriyorum. Kitap kelimesi. Kitap. Mesela kitabun cemilun. Güzel kitap. Bakın ben kitabun cemil bunu söylerken bakın kitabun diyorum. Ama ben kitap kelimesini tek başına söyleyeceksem mesela Araplar vakıf yaparken sondaki harekeyi hazf ediyorlar. Mesela kitab diyorlar. Kitab diyorlar. Kitabun söylemiyorlar. Ya diyelim devam edeceklerse vakıf yapmayacaklarsa kitabun diyorlar. Kitabun cemilun mesela. Şimdi burada diyelim ki biz burada bir kimse emir vereceği vakit qi şeklinde söylemektense hani bunun harekesini hazf ortada hiçbir şey kalmamış olur. Yani q şeklinde bir harf kalmış olur. Harekesini hazf Bu yüzden Araplar bunda vakıf yaparken bu qi emrinde vakıf yaparken bir h harfi dahil ediyorlar. Mesela qi qiye qu qi bakın dikkat edin müfrette müfrette bir h harfini dahil ediyorlar. qi Peki tesniyede veya cemeden niye dahil olmamış? Zaten bunlarda vakıf yapıldığı vakit bunlardan sonra harf bulunduğu için bu şekilde vakıf yapılabiliyor zaten. Ama burada e, müfrette sadece kaf harfi kaldığı için bundan sonra bir harf gelmediği için sadece kaf üzerinde vakıf yapılamadığından dolayı bir ha harfini yanına getiriyorlar. Ve elzem ona lazım gelir. Yani bu harfler. Vaka fiilinin emri hadır kalıbında lazım gelir. el -hau bir hal harf, bir ha harfi fil vakfi vakıfta lazım gelir. Nehu örneğin qi, qiya, ku. qi, qiya, qine şeklinde söylüyorlar. Evet. Ve tekulu sen söylersin fi tekidi. Sen tekitte söylersin. Qiyenne, qiyanni. Dikkat edin. Tekitte lamel fiili geri dönmüş. Niye? bizim burada mesela ki harfinde lamel el fiiline etmemizin sebebi cezimli olması. E şimdi ben nunu tekidi dahil ettiğinde nunu tekit hatırlayın. Fiile dahil olunca nunu tekit fiile dahil olunca makablini fethalı yapıyordu. E, cezim kalkmış oldu. Bunu daha önceki derslerimizde defalarca kez anlatmıştık. E, cezimde cezim de kalktığı için artık ya harfi yani aynel fiil e, daha doğrusu lamel fiil geri dönmüş olduğu. Kiyenne e, yani manasta sen kesinlikle koru manasında. Kıyanni siz ikiniz koruyun. Kunne sizler koruyun manasındadır. Orada vav harfi hazf oluyordu hatırlayın. İltikay sakineyinden dolayı burada aslında gu idi. Nun harfi dahil olunca tekit nunu kunne olmuş oldu. Kinne, kıyanni, kıyanni. Ve bil hafifeti, ha, e, nunu hafifeyle de sen söylersin kıyan, kun, Qin. Bu da zaten sadece bu üç sırada oluyordu. Kıyan, yani sen koru manasında kun sizler koruyun kin de sen bayan koru manasındadır. Ve sen söylersin veciye yauca. Bakın dikkat edin burada vav wow, harfi fiil muzari de hazf olmadı. Niye? Çünkü veciye yauca fiil mudarisı yefalu kalıbındadır. Yefilu kalıbında değil ki burada faul fiil hazf olsun veciye yevca ne gibidir Kerra diye yerda gibidir yani çekim hususunda tıpkı onun gibidir vel emru emir icedir emir icedir ker ke irda gibi emir icedir şimdi veciye yevca. veciye yevca. bunu e, fiil muzari kalıbına soktuğumuzda da, daha doğrusu fiil mudenni muhatap kalıbına soktuğumuzda tevca kalmış oluyor. Tevca. uca oradaki ta harfini atıyoruz. Ve buradaki vav wow harfi sakindir. Vav wow harfi sakin. Bakın ta harfini attık. Sondaki harfi de cezimledik. Cezim alameti olarak illetli olan harf ortadan kalktı. İ uca kalmış oldu. Daha doğrusu uce, uca kalmış oldu. E, sakin harfden başlamak da doğru olmadığı için bir hemzeyi basıp getirdik. İ uca olmuş oldu. İ uca. Şimdi vav harfi sakin. Ma kablim kesralı olduğu için vav harfi de yaya ya kalb İyice kalmış oldu. İyice kalmış oldu. Manası atın toynağı ağırdı. Veciye atın toynağı ağırdı manasındadır. Keir gibidir bu da. Ve altıncısı. Şimdi illetli fiillerin illetli fiillerin 5 kısmını bitirmiş olduk. Bundan sonra 6 ve 7. kısım fiillerde olmuyor. Bunlar bilakis isimlerde oluyor. Şimdi anlattıkça daha iyi anlayacaksınız. Mu'tellul fa'i vel ayni. Fa'ul fiil ve aynel fiili illetli olanlar. Ke yeyne gibi. Bakın yeyne bir fiil değildir. Yeyne tam tersine bir isimdir. Bir e, manası mekan demektir. Ve zelike bu fi ismi mekanin. Bir mekanın ismidir. Yeyne mekan manasında. Bakın dikkat edin. Mu'tellul fay vel ayni. Faul fiilde, aynel fiilde illetlidir. Sadece son harfi yani lamel fiili sakindir. Evet, daha doğrusu sahihtir. Yevmin kelimesi mesela gün manasındadır. Yevmin gün da Görüldüğü gibi yine faul fiil ve aynel fiili illetlidir. Dikkat ederseniz biz burada sadece isimleri zikrediyoruz. Bu son iki kısımda fiiller yok. Yani faul fiil ve aynel fiili illetli olan fiil yoktur. Bunlar isimlerde var. Diyor ve veylin mesela veylin ise azap olsun manasındadır. Azap olsun manasındadır. Görüldüğü gibi faul fiil ve aynel fiili illetlidir. Diyor ki ve la yubna bina edilmez min hondan yani bu altıncı kısımdan bina edilmez. Fiyolun fiil bina edilmez. es sabi'u yedin, yedinci kısım mu'tellul fa'i vel ayni vel lami. Faul fiil, aynel fiil ve lamel fiili illetli olanlar. Ve zelike bu da vavun ve yaun li ismey harfeyni. İki harfin ismi için iki harfin ismi için kullanılır. Mesela vavun ve yaunu söylerken dikkat edin hepsi illetlidir. Vavun vav da, elifte vav. Bakın vav elif vav. Ya elif hemze. Burada hepsi illetli olduğu için bunun he, e, bun, yani bu iki harfi ifade etmek için kullandığımız vavun ve yaun kalıbının hem faul fiili hem de aynel fiili hem de lamer fiili illetlidir. Yani bu son iki kısımda anlamanız gereken şu. Şu son iki kısımda yani faul fiil ve ayner fiil veya faul fiil, aynel fiil ve lamer fiil illetli olan fiil yok. Bilakis isimler vardır ki onlar da bunlardır. Ve böylelikle kardeşler muhtel fiilleri bitirmiş olduk. Mehmuz kısmına gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.